Günaydın arkadaşlar. Merhaba hepinize. Bugün 18 Kasım. Sabah saat 9 civarında çıktık. Şu an Gökova'ya doğru gidiyoruz. Kafamızda herhangi bir plan yok. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Yine Mehmet'le beraberim. Kurtulamadım bir tane. Hadi yoldan görüşürüz. Bugün akşamdan yağmur başlamış. Yağmur yağıyordu. Hava durumuna baktık akşamleyin. Gün içerisinde 1 ya da 2 saat yağış gösteriyor. Sabahleyin kalktığımda her yer ıslaktı. Ama sonradan kesildi. Yerler de kurudu. Bakalım yağmur yakalanacağız mı yakalanmayacağız mı bilmiyorum. Şu an Marmaris'ten çıktığımızda 19 dereceydi ama Gökbeli indikten sonra 16 dereceye düştü. 3 derece fark etti. Muğla'ya doğru gittikçe iklim burada sertleşiyor. Ne var acı abi? Ya sanki burada bir ev varmış da daha önceden. Burada sola dönüyor. Sanki şelalenin girişine böyle ya. İşte buralar tam metebelik yollar ya. Ben de diyorum su sesi geliyor, herhalde dere var. Hortum varmış. Evet arkadaşlar, sonunda yağmuru haftan yakalamaya başladık. Haftan çilemeye başladı. Bakalım ne kadar etkileyecek bizi. Esen Tepe hakkını veriyor burası. Esiyor baya. Evet arkadaşlar, 33 kilometre oldu Marmaris'ten çıkalı. Niyetimiz Köyceğiz yoluna döndük. 50 kilometreyi tamamlayıp tekrar geriye Marmaris'e gitmek. Böylelikle 100 kilometrelik bir turumuzu yapacağız. Bugün keyif turu olsun böyle. Hafiften hava da bozmaya başlıyor yavaş yavaş. Tenerede dönüşte bayağı bir yağmura yakalanacağız. Belki de biraz sonra yakalanırız. Çünkü önüm bayağı bir karanlık gibi duruyor. Fazla bir bulut yoğunluğu var. Muhtemelen ilerlerde Köyceğiz taraflarında şu an yağıyor. Evet, çom ağzımı açtım. Yağmur yağmaya başladı bir de. Rüzgar olmayınca yağmur altında sürmek gayet keyifli oluyor. Tabii kıyafetiniz ona göre olması lazım. Bir yerlerden bir sesler geliyor.
arka teker patladı. Bu kötü oldu işte. Şurada otobüs durağı var ama. En azından yağmurdan sıyrılırım. Arkadaşlar yine lastiğim patladı. Nedense. Size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi Mehmet de görünce şaşırdı. Belki aklınıza gelmiştir. Evde bu askılarda pantolonu asacak veya ne bileyim eteği tutacak böyle mandallar var. Bunların iki tanesini kırdım ben. Böyle iç lastiğe yama yapınca en nefret ettiğim şey elimle 2 saat onu bastırmak. İstemiyorum. O yüzden böyle bir şey buldum. Bunu yamanın üstüne pıt diye koyuyorsunuz. Kendi kendine oluyor. Yani belki işinize yarar. Yaramaz mı ya? Arkadaşlar lastiğe giren şeyi bulduk. Küçücük bir tel. Yani şu kadarcık incecik bir tel. Mehmet diyor bunun diyor lastiğe girmesi için diyor bayağı bir açılı gelmesi lazım. Geçen turda da söyledim. Fıtrat arkadaşlar. Bu işin fıtratı. Bu işin fıtratında bunlar var. Yapacak bir şey yok. Bakalım yamadık şimdi bekliyoruz. Yamamızın kurumasını tekrardan devam edeceğiz. 35. kilometredeyiz. Lastik yamamızı yaptık. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Yağmur da baya baya çilemeye başladı artık. Yağmur başladı ya. Ama şöyle bir şey var. Rüzgar yokken yağmurda bisiklet sürmesi keyifli oluyor. Abi lastik patlaması olayı da. İnşallah bugün de ikinci bir lastik patlaması olayı olmaz. Hava sağlam gürlemeye başladı. Sağlam da yağış düşmeye başladı. Hadi bakalım. Mehmet yağmurda bisiklet sürdün mü sen hiç? Anlamadım. Yağmurda bisiklet sürdün mü hiç? İlk defa sürüyorum. İlk defa. Çok rezil bir şey. Evet çok rezil bir şey. Mehmet'in bacakları da çıplak. Keyifli ya. Gerçekten. Keyifli. Ya kıyafet ona göre ise evet keyifli. Ben hastalanacağım. Sen hastalanacaksın. Bir hafta yatacağım. Ben de hastalanırım, sen hastalanırsın. Benim neyim eksik? Sıçana döndük yani. Rezillik. Aga ileri de gitsek geri de gitsek biz bu yağmuru yiyecektik. En azından turu heba etmemiş oluruz. Böyle yağmurda bisiklet süren adam da yok. Helal olsun sana. Yürü be koçum. Saçma sapan kendimizi gaza getiriyoruz oğlum manyak. Bu an ayakkabımın içinde sular bir yukarı yastığa gidiyor. Aynı farkımız yok aga. Bu zaman normal ya değil mi? Şu an kendimi terk edilmiş bir kedi yavrusu gibi hissediyorum. Ama yavaş git diyor, gitmiyor ya. Ama bu yağmurla beraber ne kadar güzel oluyor, farkında mısınız ya? Oo, şu an dolu başladı galiba. Aynen. Allah'tan hava sıcaklığı çok düşük değil. Yaklaşık 16-17 derece ıslandık ama en azından üşütmüyor. Bu arada 45. kilometreye geldik. 5 kilometremiz daha var.
5 kilometre daha gidip sonrasında geri döneceğiz. Allah'tan lastik hava böyle yağarken patlamadı. Yağmur şiddetini biraz kesti gibi. Ama hala da gök gürülüyor. Yağıyor ama şiddeti kesti azıcık. Demin neydi öyle ya? Evet arkadaşlar, 47,5 kilometre oldu. Şu an bulunduğum yerden itibaren bir 2 kilometrelik yokuş var. Mehmet oraya inmek istemedi. Ben şimdi o yokuşu inip 2,5 kilometreyi tamamlayıp 50 kilometreyi yapıp tekrardan geri döneceğim. Böyle havalarda dikkatli gitmeniz lazım. Çünkü fren mesafeniz iyicene düşüyor. Yani frenlerin tutma kapasitesi neredeyse %50'lere düşüyor yani. Sonra kaptırırsınız kendinizi. Frenleri asılırsınız, bakarsınız tutmuyor. Bakın şu an abanıyorum frenlere. Anca yavaşlatıyor beni. Durdurmuyor yani. Normalde bu frenin beni durdurması lazım. Bir de bende çift piyot, kumpas fren var. Ama yine de işe yaramıyor. Tabii bu şeyle de alakalı. Tren pavuçlarıyla da alakalı. Belki tren pavuçların daha iyi şey olsa durma şeyi daha kısalacak. Veya tren performansı artacak. Bu arada frenler performans istiyorsunuz biz. Bir söyleyeyim, fren ve frenler için. Kumpas frenler için. Biz frenli bisikletimiz varsa sıkıntı yok. Yağmur, çamur hiç fark etmez. Evet arkadaşlar, 50 kilometreyi devirdim. Şurada trafik ışıkları var. Daha güvenli olsun diye trafik ışıklarından döneyim. Evet, dönüşü yaptık. Yalnız çok fena ıslandık. Ve şu an hava sıcaklığı 14'e düştü, üşümeye de başladı. Evet, bastı gitti herhalde ya. Beklemedim. Vay arkadaş. Sonra bana kızıyorlar. Her videoda Mehmet'i bekliyorum, Mehmet'i bekliyorum dediğim için. Ya abi yalan bir söyleyeyim ya. Mehmet'i bekliyorum. Ama bu sefer o beni beklemedi. Bastı gitti. Evet arkadaşlar, 55. kilometreye geldim. Yağmur şiddetini bayağı bir arttırdı artık. Hala daha gidiyor. Mehmet'i daha göremedim nerede. Adam beni bıraktı gitti ya. Neyse, ilerlerde bekliyordur inşallah. Şu an hava sıcaklığı 14 derece. Çok bir üşümem yok. Ama biraz daha düşerse hava sıcaklığı, o zaman üşümeye başlayacağım muhtemelen. Bütün kıyafetlerim sırılsıklam oldu şu an. Sabahleyin ayakkabı kılıklarımı almadığıma çok pişman oldum şu an. Keşke alsaydım. Ama yapacak da bir şey yok. Olmadı, şimdi Özcan Güler gibi bir poşet bağlayacağız ayaklarımıza. Onun taktiği uygulayıp falan gideceğiz. Ama şu an poşet alacak bir yerde yok. Şu an durum fena. Ortalık iyicene karıştı. Sis de çökmeye başladı. 60. kilometreyi tamamladı. Mehmet'e hala da rast gelmedim. Umarım önümdedir yani. Dolu yağmaya başladı şu an ve sağlam yağıyor. Bir tane benzin istasyonuna girmiş Mehmet. Ben de girdim oraya. We'll be right back.
Kıyamet var. Böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz, burada güneş var. Boşu boşuna 30 kilometre yağmur yedik. Yediğimiz yağmur. Bunu ben ikinci defa sıkıyorum. Böyle bir şey yok. Evet, kendimizi ödüllendirdik. Daha doğrusu Mehmet kendini ödüllendirdi. Evet, Marmaris'te kaldı. Şurada 7 kilometre. Bunun 3 kilometresi yokuş. 4,5 kilometresi aşağı iniş. Toplamı 7,5 kilometre ediyor. Aslında çok kolay bir parkurdu ama. Araya ama bir bugün, 30 kilometre köyceği sığdırdık. Bugün harbiden akvaryum balığına döndük yani. Hadi bakalım, biraz mola verelim. Düzgündür. Ciddi ol, kapanış konuşması yapacağız. Arkadaş, o kadar istiyorum bir tane kapanış konuşması yap diye, yok ya. Neyse arkadaşlar, geldik Marmaris'e. Kazasız belasız 100 kilometreyi tamamladık. Bugün yazı da kışı da yaşadık. Yağmur, dolu, çamur, güneş. Aynen, yağmur istedik yağdı. Güneş istedik çıktı. Rüzgar istemedik. Rüzgar istemedik, o da vardı ama. Abi. Neyse, kendinize iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşürüz. Evet, keyifli bir turdu ama yağmurda bisiklet kullanmayın. Tavsiye etme. Ben de. Çok yağmurda kullanmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.